Saygıdeğer hocam, İstanbul Odamızın değerli sekreteri, Ziyaret Odamızın değerli meslek komitesi üyemiz ve meclis üyemiz, çok değerli dostlarım, hoş geldiniz. Tabii bu tip eğitimler meslektaşın çok fazla ilgisini çekmiyor gördüğünüz gibi. Yukarıda da biraz bunun sohbetini yaptım. Aslında tebrikada şöyle bir değişiklik oldu demiş olsaydı, burası ana baba günü olurdu. Veya vergi yasalarında bir değişiklik diye bir seminere çevirmiş olsaydı, kapıdan içeri giremezdiniz. Ama sayılar önemli değil, önemli olan buraya katılmanız. Ben katılan tüm arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bugünkü seminerin asıl konusuna geçmeden önce, uzunca zamandır bir konuyu dile getirmeye çalışıyoruz. Ve hatta her gittiğim yerde de bu iş gerçekleşinceye kadar bunu anlatmaya ve mücadele etmeye devam edeceğimizi de hep söyledik, dile getirdik. Konu bildiğiniz gibi bağımsız denetim süreci, sevgili arkadaşlar. Şimdi üzülerek diyorum ki iki grup oluştu. Bir grup çıkarlarından dolayı bu işi sattılar, çok ağır konuştular. Çok ağır eleştiri getiriyorum. Bunun altından kimse kalkamadı, isimler var. Bir grup çıkarlarından dolayı bu işi sattılar. Kaç metre? Yatır mı? Tamam, tamam. Bir grup da siyasetten bu işi sattılar. Kim olduklarını biliyorsun. İsim vermeyeceğim. Hani güzel bir laf vardır, yarısı olan boyucudur arkadaşlar. Şimdi nedir konu? Konu şu. Ki en son Antalya'da bu anlattıklarımız teyit eden muhasebe formunda da bilim insanları tarafından da teyit edildi. Konuşuyor. Dedik ki bağımsız denetim herkesin hakkıdır dedik. Bunun aksini çıksın, bildiğini anlatsın. Nedir bunun anlamı? Yani ruhsatın her meslek mensubunun kıdemine bakmadan bu işi yapması hakkıdır diye ifade ediyor. Sınav olarak. Ama bu iş anlama gelmiyor. Biraz sonra anlatacağız ki bugünkü seminerin konusu da bununla bağlantılı. Her önüne gelen de bu işi yapsın diye bir iddiamız yok sevgili arkadaşlar. Çünkü bağımsız denetim işi bir ekip işi, bir takım işi, bir kurumsallaşma işi. Her yerde anlatıyorum. Hak başka bir şey. İkinci olarak ünvanlar arasında bir ayrıcalık yaratmayın dedi. Yapmadılar arkadaşlar. Hatırlayın. Mecliste TTK görüşmelerinde bir gece ansızın belli bir kesime ünvan avantajı vermeye kalktılar. Sizin desteğinizi bunu geri çekin. Üçüncü olarak hala ibretle izliyoruz. Tüm o eğitimleri kabul edildi. Ve işi hiçbir gerekçe göstermeden ki iddia ediyorum bu verdiğimiz eğitim şu anda hiçbir üniversite vermesi söz konusu değil. Fazlasını, eksikliğini anlatmadan reddettiler. Üniversiteleri size adres olarak yönlendirdiler. 4.000'den 5.000'den paralarla bu işin kaynaklarını bir noktaya getirdiler. Üçüncü nokta bu. Ve son olarak da meslek örgütümüzde işbirliği yapıldı. Şimdi ne oldu? Her şey yok saydılar. Ya dedik biz bir yerde yanılıyor muyuz? Yakında bunu da tüm meslek kamuoyuna paylaşacağız. 2 Mart'ta bir arama toplantısı yaptık. Konuyla alakalı ne kadar önemli isimler varsa, bir, bilim adamları çağırdık, uygulamacı, denetim işini yapan arkadaşları çağırdık, meslek örgütlerimizin hepsini çağırdık. Yani bu süreçle uğraşan ne kadar mesleki dernek varsa, hiç ayrım yapmadan onları çağırdık. Bu arama toplantısından çıkan sonuç ile 8. muhasebe formundan çıkan sonuç arkadaşlar çakışıyor. Dünyayı araştırmışlar. Ya acaba bizde mi olay vardı diye ve hakikaten dünya kurumlarına baktığı zaman ortak görüş şu. Diyorlar ki gözetim kurumları yönetmek üzere olmaz, gözetmek üzere bu. Birinci nokta bu. Zaten skandallardan sonra çıkış nedeni bu. İkinci olarak bu kurumlar özel olmalı.
yani siyasi vesayet altında olmamız gerektiğini diyorlar. Üçüncü olarak diyorlar ki muhasebe ve denetim standartları ayrı özel kurumlar tarafından yapılması gerektiğini söylüyorlar. En önemlisi sevgili arkadaşlar, sınav, lisanslama, disiplin, eğitim, meslek örgütü tarafından tüm dünyada yapılmaktadır. Biz bunu savunuyoruz sevgili arkadaşlar. İşbirliğini reddediyoruz İstanbul'da sonra, her yerde söylüyorum. Önce bunlar yapılacak, ondan sonra biz bu kurumda işbirliği içerisine gireceğiz. Bunlar çözümlenmeden işbirliği olmaz sevgili arkadaşlar. İkinci olarak anlattığım bir husus var bu konuyla ilgili ve tamamlayacağım zaten. Şimdi 15 yıl doldurur arkadaşlarımızın bu süreçle ilgili sorunu yok. 15 yıl doldurur arkadaşlarımız bir eğitime katılmak gayriyle bağımsız denizci olacaksınız. Peki soruyorum, her yerde de soruyorum ve söylüyorum. Benim iddiam yine şudur. 15 yıl doldurur arkadaşlarımızın büyük bir bölümü bağımsız denizci yapmayacak bir sevgili arkadaşlar. Bağımsız denetim işi gençlerin işidir. Bunu özellikle kanunlarda çiziyorum. Peki soruyorum arkadaşlar. Vicdandan bahsedenlere soruyorum. Haktan hukuktan bahsedenlere soruyorum. Bugün bir mesleğe girişte lütfen heyecanını maruz karşılayın. Bir mesleğe girişte dünyanın hiçbirinde olmayan staja başlama sınırı bir genç girecek. 300 staj yapacak. Yeterli sınavı girecek. Ve arkasından diyorsunuz ki bu gençlere tekrar 300 staj yapacaksınız. Tekrar sınava gidiyoruz. İşte verilen mücadele bu sevgili arkadaşlar. Verilen mücadele bu. Eğer bu konuya gelmeyenleri tarih affetmeyecektir. Çok net söylüyorum. Tarih asla affetmeyecektir. Bunun anlamı şu değil. Bu hakkında herkes geniş güzel bu iş yapsın diye iddialıyor sevgili arkadaşlar. Kurumun görevi. Gözetle işin iyi yapılış şeklinde her türlü süreçlerini oluşturur. Bu resmen geliyor. Ama insanın önünü kesmiyor. Bağımsız denetimle ilgili düşüncelerimiz bu sevgili arkadaşlar. Özellikle de Antalya'daki muhasebe formu bu düşüncelerimizi pekiştirmesi son derece doğru bir yol olduğumuzu göstermektedir. Şimdi geliyorum biraz da bağımsız denetimle bağlantılı biraz da bugünkü seminer konusuna. Uzunca zamandır bir şey anlatıyoruz. Güçleri birleştirelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, güçleri birleştirmekle kurumsallaşma ayrı ayrı şeyler. Güçleri birleştirmek boyutu nedir? Ya tek başınıza bu işi yapacaksınız, tek başına yaptığınız zaman bir esinti geldiği zaman sal görüyor, bulmuyor zaten. Hasta oluyorsunuz, sistemi söküyor. Yaz geliyor, bir yere çıkamıyorsunuz. Ama güçleri birleştirdiğiniz zaman uzun vadeli bir yol yürüme şansınız ayrı. Peki, güçleri birleştirmek yeterli mi? Asla yeterli değil. Kurumsallaşma olmadan güçleri birleştirmenin bir anlamı yok. Biraz ifade etti sevgili arkadaşlar. Ne iş yaptığınızı kimse bilmiyor. Öyle mi dostlar? 40'tan fazla mevzuat takip ediyor. Ve yaptığınız işte pazarlayamıyor. Görmüyor ki müşteri ne iş yaptığını. Yapılan işin ne olduğunu göstermeyen bu camianın hakkını, hukukunu araması mümkün mü? Asla mümkün değil. Şimdi biz isim olarak geçenlerde çok hoşuma giren bir tespitle karşılaştım. Ordu'da. Ordu'da meraklı bir arkadaşımız İspon'un 23 yıldır söylediklerinin başlığını çıkarmış. Ve arkadaşlar bunlar belgeli söyledikleri nokta. Diyor ki biz diyor meslek camiası İspon'u 10 yıl geriden takip ediyor. Yani bizim söylediklerinin 10 yıl sonra gerçekleştiğini ve camiada geriden takip ettiğini açık bir ifade ediyorlar. Nedir anlamı? Pazarlama 2006 yılında, değil mi hocam? 2002 mi? 2002 arkadaşlar, kaç yıl önce bu? En az 10 yıl. 11 yıl. Hocam ben o zaman Mustafa Kemal Üniversitesi'nde sevgili hocam Hatay'da Hatay odasıyla da çok iyi ilişkilerimiz var. Hocamızla böyle bir ricada olduk. Ben dedim bu meslektaş yaptığı işi pazarlayamıyorum. Bize yardımcı olur musun dedi. Sağ olsun seve seve Hatay'dan çıktı geldi. Proje oluşturdu. Küçük bir kitapçık çıktı. Şimdi bu küçük kitapçık sevgili bayramlar arkadaşlarıyla meslek komitemiz tarafından koca bir eser haline geldi. Öyle mi? Ve yakında da bunu muhasebe camisinde paylaşacağız. Basım yapılıyor. Artık
sevgili arkadaşlar, ekonomik yapılardan dolayı tüm basınlarımızı web sayfamız üzerinden dağıtım yapıyoruz. Maalesef birçok arkadaşın gelen basılı kitabı yayının kapağını bir açmıyor. Açmıyorsa hem ekonomik anlamda bir israf, isteyen arkadaşımız webden indirip istediği bilgiyi alır. Şimdi geliyorum sevgili arkadaşlar, bu işin asıl özü kurumsal bir yapıyı kurmak. Biraz önce angaryalarından bahsettim. Bunun çözümdeki hayalini şu sevgili arkadaşlar. Bir kere şunun da müjdesini vereyim. 2-2,5 yıldır süren bir çalışma nihayet noktaya gelmiştir. İSMO bünyesinde bir kurumsallaşma departmanı kurduk. Başına profesyonel bir arkadaşımızı koyduk. Ve arkasında önemli bir ekip tarafından, özellikle uygulamayı bilen arkadaşlarımız tarafından bir destek alıyoruz. Ve yakında özellikle güçleri birleştirmek isteyen veya kurumsal yapısını kurmak isteyen arkadaşlarımıza o da rehber geliyor. Ha şunun altını çiziyorum. Çok iddialı bir laf söylüyorum. Söylediğimiz lafın da sonuna kadar arkasındayım. 90'lı yılda yola çıktığımız zaman sevgili arkadaşlar, ilk eğitim çalışmamız 30 kişiyle başladı. Her yerde anlattım bunu. Anlatmaya da devam edeceğim. O günkü başkan yardımcısı gider ki bana bağlıdır. Hepiniz tanırsınız. Rahmetli oldu. Nur için biraz. 30 kişi geldiğinde dedi ki biz bu camiye eğitimi sevdireceğiz sevgili arkadaşlar. Kendi kendimize bu işi rehber edin, ilke edin. Ve bugün öyle mutluyuz ki eğitim dediğiniz zaman ve sevilen bilgisini koyuyoruz. Ertesi günü program oluyor. 23 yılda 350 binden fazla arkadaşlarımız bu eğitimlere katılmıştır. Şimdi nereye geliyorum? Güçlü olmak, saygın olmak, geleceğe emin adımlar gitmenin bir tek yolu var arkadaşlar, kurumsal yapılarımızı kurmaktan geçtirir. Nasıl olacak bu? Bunun sadece bir kurumsal yapı olayı yetmiyor. Aksi etrafı bu işin parçası, doğru mu? Şöyle hayal edin. Emeğimizin karşılığı şu andaki ücret tarifinin ortadan kalktığını bir hayal edin. Bu tarife mi de soruyorum ben. Bir anlamı yok ki tarife. 90'da bir rakam belirlenmiş, o rakam düşürülmüş, sonra her yeniden değerleme oranı arttı, bu noktaya gelmiş. 100 lira işletme defteri mi olur sevgili arkadaşlar? Hangi emeği ölçüyor, biçiyor bu? Yerine konması gereken şey, yine bittiğimiz çalışma, zamana endeksli ücret tarifi. Yani oturduğunuz zaman müşteriye ne kadar iş yapıyorsun, bakın kayıttan bahsediyorum. Kayıtla ilgili ne kadar işlem yapıyorsanız bunu ölçen bir yazılım bu işi çözecek. Ve bunun örnekleri birçok ülkede var. İkinci nokta şu. Yine bitti ve odanın web sayfasında mevcut olan haksız rekabetli bir yazılım programı yaptık sevgili arkadaşlar. Ne yapılacak? Şu yapılacak. Geçen 8. Muhasebe Forumu'nda da Maliye Bakanlığı'na söyledim. Siz bize ulaşmayın. Bizim önerimizi hayata geçin. Dedim. Sözleşme elektrik ortamında yapıldığı zaman sevgili arkadaşlar, otomatik olarak sözleşmeler gittiği zaman ve bu sözleşme ücret boyutu otomatikman meslek tutup bankasına yaptığı zaman arkadaşlar haksız rekabet kalır mı, size soruyorum ya. Bu kadar basit ama camiye şuna karar vermesi gerekiyor. Kayıt dışı ekonomiden herkes vazgeçecek sevgili arkadaşlar. Herkes kapısını önü temizleyecek. Ve bu şekilde gibi sistem kurumsal bir yapı, iş süreçlerinin olduğu, pazarlama tekniklerinin oluştuğu, çalışanlarımıza önce mallık yerine eğitim yatırımları yapıldığı, hemen para çözüleyim, hiçbir bağımsız eğitim firmasının sevgili arkadaşlar mülkü yoktur. Bilgisayarlar kendine ait değildir. Arabalar kendine ait değildir. Hepsi kiralamadır. Ama niye yatırım yapıyor? İnsana yatırım yapıyor. Böyle bir şey yaptığınız zaman İnanın gün gelecek, hem itibar yönünden farklı noktaya gireceğiz, hem ekonomik anlamda daha güçlü noktaya gireceğiz, hem de birçok şikayet durumuna oradan kalkacağına inanmam. Evet, sözü çok uzatmak istemiyorum. Buraya katılan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle çok yoğun olması rağmen bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan sevgili Cemal Hocam'a sizler adına teşekkür ediyorum.
Sevilenin başının geçmesi dileğiyle sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.